size hoş geldiniz. Yönetilemeyen ülke KJC ile çıktık bugün. Programı sürekli takip edenler neden böyle dediğimi anlarlar. Türkiye ne zaman iyi yönetildi ki? Bu Süleyman Demirel'in bir lafıdır. Kendisine sorulduğunda "Türkiye iyi yönetilmiyor efendim." gibi. Ben de ikinci ağızdan dinlemiştim bunu. "Ne zaman iyi yönetil ki? Yönetildi ki." demiş. Bunu alın bir kenara koyun ama özellikle 18 yıllık 19. senesi içerisinde AKP iktidarının hele son 8 senesinde sapır sapır dökülen bir ülke var. Özellikle 2013'ten bu tarafa temel pek çok veri. Ekonomik veriler, dış politikayla ilgili gelişmeler, hukuk demokrasi endeksindeki ülkenin yeri, hürriyetlerdeki ülkenin yeri, ekonomi dolar piyasalar neyse nereden bakarsanız bakın baş aşağı giden bir ülke var. Dün Turan Görür Yılmaz güne bakışta o kadar iç karartıcı haber verdikten sonra dedik ya hiç mi iyi bir şey yok ne olur yorumlarda yazın da eğer iyi bir şey varsa söyleyelim. Tekrar ediyorum yani bu şu da değil. Bazen bazı yorumlar geliyor diyorlar ki işte iktidar nefreti gözünüzü öyle köreltmiş ki göremez olmuşsunuz. Her şeyi artık başka bir şeyden bakıyorsunuz. Her şeyi bununla ele alıyorsunuz falan gibi. Hayır öyle değil yani. Bu ülke sevgisi esasen. Şimdi bunu söylediğimde tuhaf gelebilir. Çok üzülüyoruz. O ülkede canlarımız var. O ülkede insanlarımız var. Doğup çıktığımız yer. 40 sene 45 sene dediğim gibi orada doğmuşuz. Orada okumuşuz. Orada para kazanmaya başlamışız, orada sevmişiz, orada evlenmişiz, orada çocuklarımız dünyaya gelmiş. Orası bizim memleketimiz. Böyle söyleyenin gerçekten aklından, izanından şüphe ederim. Neymiş efendim? Yerin dibine batsın diye uğraşıyoruz. İktidara nefretimiz işte efendim ülkede her şeye düşmanlık eder hale getirmiş. Son derece yanlış. Bugün burada biz her şeyden vazgeçip de Yaşadığımız ülkelere entegre olup, bu ülkelerin birer yurttaşı olarak yolumuza devam etmeyi tercih edebilirdik. Yapmadık bunu. Neden bu yayınları yapıyoruz? Neden Türkçe konuşuyoruz? Neden Türkiye'deki gelişmeleri takip ederek analiz etmeye, tahsil etmeye çalışıyoruz? Emin olun hayatımıza bir katma değeri yok yani. Ee, sadece ve sadece düşündüğümüz için, sadece ve sadece nesilleri düşündüğümüz için, sadece ve sadece ülkenin bundan sonrasını düşündüğümüz için... Bugüne kadar ki depremlerle, sal, sarsıntılarla, sallantılarla ve yanlış tarihi ezberlerle e, ülkenin geldiği nokta, nokta ortada. Doğrular, hakikat ve elbette doğru bir yönetimle ülke bir yere doğru götürülmeli. Kastettiğim bu. Eğer iyi bir şey var, varsa şu son 8 senede bu iktidarın yaptığı, bu ülkede olan iktidarın yapması da gerekmiyor. Bir belediye başkanı da yapabilir. Bir e, yerel idarede birisi de yapabilir. Var böyle nokta nokta. Yani e, halka ucuz ekmek dağıtmak iyi bir şey değil. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle altı çizilecek bir şey. Ne olur yorumlarda söyleyin. Biz de evet bu ülkede iyi şeyler de oluyor arkadaş deyip onu ona yayınlarımızda yer verelim. Esasen dünyada iyi şeyler olmuyor. Bakın bu worldometer'dan, e, matter'dan e, wor, e, worldometers.info Tam adresi siz de buradan bakabilirsiniz. Bütün dünyanın referans sitesidir. Burada e, işte dünyada 151 milyon vaka olduğunu, 3 milyon 181 bin ölüm olduğunu vesaire gösteriyor. Ülke ülkede verileri gösteriyor. İşte burada vaka sayısına göre case denilen İngilizce'de new cases şu sarı e, bölüm üç, e, ikinci e, sütun vaka sayısına göre ülkelerin sıralanmasını gösteriyor. Zirvede 386 bin vakayla Hindistan, hemen altında 69 bin vakayla Brezilya, hemen altında Amerika, hemen altında 37 bin vakayla Türkiye var. Bunlar 29 Nisan verileri kesinleşmiş, bütün ülke verileri girilmiş haliyle söylüyorum. Türkiye'de 309 ölüm bildirilmiş. Ölümlere göre bir sıralama yapıldığında Türkiye'nin sıralamasının 12. sırada olduğunu görüyorsunuz. Vakalara göre bir sıralama yapıldığında da Türkiye 4. sıraya çıkıyor. Ancak gerek 1.4 milyarlık Hindistan nüfusu, gerekse 200 küsür milyonluk Brezilya ve 300 küsür milyonluk Amerika nüfusu dikkate alındığında, nüfusu oranda Türkiye'deki vaka ve ölüm sayısının inanılmaz bir boyuta geldiğini söyleyebilirsiniz. Yani... Türkiye'nin 10 katından büyük, Hindistan'da 3500 ölüm olurken açıklanmış. Türkiye'de 339 ölüm olması nüfusa oranla Türkiye'deki vaka sayısının da ölüm sayısının da Hindistan'a göre çok daha e, dehşet verici noktada olduğunu gösterir. Bakın Hindistan'daki durum. BBC Türkçe 30 dakika önce girmiş. Oradan okuyorum. Hindistan'da Covid krizi. Başkent Delhi'de ölüleri yakacak alan kalmadı. Bu fotoğraflar Getty imaj geçmiş yeni fotoğraflar. Covid ölümlerinin çokluğu nedeniyle geleneksel olarak cenazelerin yakıldığı ülkede krematoryumlar yetersiz kalıyor diyor. Delhi'de polis ölülerin yakıldığı açık alanların yetersiz kaldığını söyleyerek yetkililerden yeni yerler göstermesini istedi. 1.3 milyar nüfuslu ülkede perşembe itibariyle Günlük vakalar 386.452 ile dünyada şu ana kadar görülen en yüksek günlük artış rekorunu kırdı diyor. Evet, olay bu, olay tümüyle bu ve e, gerçeklik de bu. Ama e, dediğim gibi yönetilemeyen ülkede Türkiye bambaşka konularla bambaşka e, ne bileyim. Gündemlerle e, adeta kendini avutuyor. Bakın e, İstanbul'da gündem sabah saatlerinde tam kapanma olduğu halde e, nasıl böyle olur? Nasıl böyle bir trafik olur gündemiydi? Birkaç kare e, seçtim sizin için bakalım. Yönetilemeyen ülke başlığı altında yürüyoruz. Sokağa çıkma yasağı denmemiş miydi? İstanbul boşalmamış mıydı? 10 dakikalık yol için yarım saattir E5'teyim diyor bir vatandaş. İstanbul'dan kendi çektiği fotoğrafı paylaşmış. Tam kapanma mı demiştiniz? Mehmet Altan metro metrobüsten, metrodan paylaşmış. Ek seferler düzenleniyor. İstanbul'da yoğunluk, ekmek parası yoksa kapanma da mümkün değil. Devlet ne işe yarar? Keyfi yasaklar koymaya mı günaydın? Fotoğraflara bakın. İstanbul bu sabah. Esasen yani bir tam kapanmaya gidildi ama şöyle upuzun bir liste işte bundan muaf olan şeyler yani işte tam bir Türkiye fotoğrafı. Yani bir, bir, bir mesela batı ülkelerinde böyle bir şey yok yani batı ülkelerinde kısıtlamalar A, B, C, D işte kategorik olarak yapılır veya 1, 2, 3, 4 işte... E, o kısıtlamalara göre açık olması gereken yerler, kapalı olması gereken yerler, okulların durumu, insanların işe gidip gitmemesi, işte zorunlu çalışanlar ya da hayati hizmet sektörü gibi konular net bir şekilde belirtilmiştir. 3-5 maddeyi de geçmez. Ama Türkiye'de upuzun bir liste var ve pek çoğu da bundan dolayı muaf. Ya mesela inşaat şirketleri çalışıyor. Niye? Hayati bir konu mu bu? İnşaatlar durduğunda ne bileyim bir ölüm kalım meselesi mi? Ama işte birilerine göre öyle. Bodrum Belediye Başkanı diyor ki bu kadar insana su, yol, hastane yetmez bir anda kaosla karşılaştık. Fotoğraf güncel bakın yani. İstanbul boşaldı insanlar tatil bölgelerine gitti deniyor. İstanbul'a bakıyorsunuz İstanbul'da da metroda ek seferler konuluyor. Artı bu kadar insan bir anlamda virüsü İstanbul'dan Anadolu'ya taşıyor. Döndüklerinde de Anadolu'daki virüsü İstanbul'a getirecekler. Tam tersi de mümkün. İnanılır gibi değil. Yani tam kapanma kararından sonra şu 3-5 günde yaşanan izdiham ve yoğunluk buradan Murat neyse onu tam tersine çevirecek veya tam tersi bir sonuç doğuracak nitelikte. Uğur Gürses bu nasıl kapanma? Herkes aynı soruyu soruyorsa buna üstü açık kapanma denir. Yani üstünüz açık kalmış diyor. Kapanmanın ilk gününde BBC Türkçe'den okuyorum. İstanbul'da toplu taşım ve trafikte yoğun yoğunluk yaşandı. Ek seferler konuldu. Fotoğraflar güncel. Demirören Haber Ajansı geçmiş. Belediye ek seferler konulduğunu açıklamış. O arada Yönetilemeyen ülke bu da ikinci faz olsun Sputnik 5 aşısında veya Sputnik V nasıl okunuyorsa aracı firma AKP'linin çıkmış bu hırs Türkiye'ye 14 ay kaybettirdi. Niye? İşte efendim bir aracı firma bulunacak bundan dolayı AKP para kazanacak falan, falan O arada Sputnik aşısı da önümüzdeki aylarda gelirse gelecek. Sağlık Bakanı'nın açıklaması da dolaşıyor. Öyle bir evlere şenlik bir açıklama ki. Ee, onu da e, ayarlayıp e, ekranlara getireceğim. Evlere şenlik inanılır gibi değil. E, son birkaç ay içerisinde Sağlık Bakanının e, birbirini tutmayan ama e, bir yönetilemeyen ülke profili niteliğindeki açıklamalarını şimdi ekrana getiriyorum. Bu konuda bir hazırlığım yoktu kusura bakmayın. Evet birlikte dinleyelim. Nüfusumuz belli. Bizim toplamda şu an Nisan en geç Mayıs ayı sonuna kadar 105 milyon doz aşıya erişeceğimizi biliyoruz. AstraZeneca ve diğer ilave biyontek ilavesi dışında söylüyorum. Şu an net kesin olan 105 milyon için söylüyorum. En geç Mayıs sonuna kadar bunun olacağını düşünüyoruz. Bu ne demek? 52,5 milyon insanımızın aşılanması demek. 52,5 milyon insanımız 20 yaşın üzerinde herkesi yapabilir duruma gelmiş olacağız. Ne zamana kadar? En geç Mayıs ayına kadar bitirmek istiyoruz. Hazirana gelmeden. Bu sayıyı bir an önce yakalamak istiyorum. Planladığımız şekilde nüfusumuzun 50 milyonluk kısmının aşısını sonbahardan önce yaparsak salgın üzerimizde ağır bir baskı olmaktan çıkacak. Vaka sayıları, kayıplar şimdikiyle kıyas edilemeyecek kadar azalacak. Virüsün yayılım hızı düşecek. Kuvvetle umut ediyorum. Dünya ölçeğinde verilen bu savaşta başarı gösterilen ilk cephelerden biri bu cephe bu ülke olacak. Bir de Sağlık Bakanı'nın son açıklamasına bakın. Gelinen nokta gerçekten dehşet verici. Bu hırs Türkiye'ye 14 ay kaybettirdi. Bakın yönetilemeyen Türkiye ülke derken Esasen burada bile bir iyi niyet var. Yani yönetilmeye çalışılıyor mu falan? Hayır. Türkiye yönetilmeye çalışılmıyor. Hayır. Türkiye'yi şu anda Ankara'dakilerin Türkiye'yi yönetmek gibi bir dertleri olmadı. Oyalıyorlar sadece. İdare ediyorlar. İdare etmek yönetmek anlamında değil. İdare ediyor. Oyalıyor, gün geçiriyor. Mihim olan, mihim olan vatandaşın sağlığı, mihim olan vatandaşın evine götüreceği ekmek şu bu filan değil. Devam. İşte bu yalanları okuyorlar. Yani Türkiye aşılamada dünyaya örnek oldu. Sistemimizi başka ülkelerde anlatıyoruz. İktidarın Amiral gazetesi sabah. 50 kişi sabah gazetesinin önüne gitse bir dakika ya siz ne yapıyorsunuz dese. 50 okur gazete okumayı bıraksa. 50 kişi santrali arasa. 50 kişi mail atsa böyle yazamazlar. Ama böyle üfürüyorlar işte sistemimizi başka ülkelerde anlatıyoruz demiş. Sistem var aşı yok. O arada bilim kurulu üyesi Serap Yavuz sorumluluk hükümetin diye Doçevele yayınında biz ne yapıyoruz? Yani biz bilim danışma kuruluyuz falan gibi anlatıyor. Ama söyleyeyim yarın bütün bu fatura başta Serap Yavuz olmak üzere bilim kurulu üyelerine kesilecek. Onlar da biliyorlar başlarına geleceği ama hala bir izleti nefis var mı bilmiyorum. Hala orada durmaya devam ediyorlar. Bu kadar yanlış yönetilen bir krizde, bu kadar yanlış yönetilen bir konu, bir salgında orada ne işiniz var? Yani ben de soruyorum. Bu da Ankara. Tam kapanmanın ilk gününde Ankara trafiği demiş bir vatandaş paylaşmış. Ankara. Bakın trafiğe bakın yani. Aman Allah'ım ya. Nasıl bir kapanmaysa bu yani nasıl bir şeyse yönetilemeyen ülke bu konu gündemde Ruhsar Pekcan ticaret bakanı iken görevden alındı yerine Mehmet Muş geldi sanki o gitti başka ehil biri gelmiş gibi bir şey var sözcüde İsmail Saymaz bunu haberleştirdi. Geçmişte yani bundan 2016, bundan 4-5 yıl önce 2016'da Ruslar Pekcan hakkında müteyakkız olunmasına dair 4 Kasım 2016'da Gümrükler Genel Müdürlüğü Gümrüklere Genel Gümrükler Genel Müdürlüğü Gümrüklere yazı yazmış efendim. Yani bu bu kadın diyor ki amen altta da yazıyor. E Ruslar Pekcan isimli şahıs sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin yakını olduğunu söyleyerek vergi ödenmek sizin eşya ithalatı teşebbüsünde bulundu, bulunacak. Bu konuda müteyakkıs olun diyor. Kadın iki sene sonra bakan oldu 2018'de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle. Evet. Emine Erdoğan'a da ihbar gitmiş. Bir iş kadını adınızı kullanarak vergisiz mal ithal etmeye çalışıyor. Sonra ne oluyor? Sonra elini yıkayıp çıkıyor bakanlıktan. Sibel Eraslan Star'da yazıyor ki iktidarın kalemlerinden biridir, kadın kalemlerinden biridir. Dezenfektan görevi kötüye kullanma haberleri o kadar kötü ve rahatsız edici geliyor ki insana. Yani rahatsız olmaya başlamış <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar rahatsız olmaya başlamış. Evet. Devlet Ruhsar Pekcan için 2016'da dolandırabilir tetikte olun uyarısında bulunuyor. Ama gel gelelim yani yönetilemeyen ülke. Bakın bu Ermeni soykırımı Amerika'nın açıklaması falan meselesi oldu ya. İktidarla muhalefet neyi tartışıyor ona da bakalım çok kısa. AKP Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu demiş ki Cumhurbaşkanımız aslanlar gibi okkalı bir cevap verdi. Bir Osmanlı tokadını Biden'ın suratına indirdi. Biden'ın bundan haberi var mı? Yani iktidar bu. Muhalefet de bu. CHP'li Mahmut Tanal, ABD Başkanı Joe Biden hakkında suç duyurusunda bulundu. Türkiye'ye giriş yaptığı anda yakalanacak derde sedilecek. Muhalefette bu. Peki olan ne? Olan Reuters analizi. Erdoğan kırılgan ekonomi nedeniyle Biden'ın soykırım nitelendirmesinden sonra gerilimi tırmandırmaktan kaçındı. Olan bu esasen. yönetilemeyen ülke. Ama mahallede farkına vardı 8 sene sonra. Mesela işte Murat Yetkin yayın yapıyor efendim. Türkiye ayrıcalık, kayırmacılık ve çifte standartlar ülkesine dönüştü. 2013 14 15 16 17 18 19 20 her şey güzeldi. 2021'de dönüştü. Geçeceksiniz bunları yani. 8 sene boyunca bu iktidarın değirmenine su taşıdınız. Bu iktidar söylemiyle iş tuttunuz. Bu iktidarın belirlediği alanda gazetecilik yaptınız. O arada iktidarın gediklisi, iktidar kanallarının gediklisi amiraller anca artık Veryansın TV'de konuşuyorlar. O arada bileklerine kelepçe uygulamasından, ev hapsi uygulamasından da neyse vazgeçilmiş. Bu da sevindirici bir haber. Bu da sevindirici bir haber. Yönetilemeyen ülke devam ama izahı olmayan mizahı olur. Bakın uykusuz Fahrettin Koca evimiz en güzellik e, güvenlik kalemiz bir süre mücadeleyi evimizden sürdüreceğiz dedi ya. <laughs> Mali yardım olacak mı diye soruyor vatandaş. Sağlık Bakanı'na siz eve girmemişsiniz ki <laughs> diye cevap gelince evi yedik biz diyor. Evet Mali yardım yok. İnsanların evi de yok esasen başını sokacak kirasını ödeyecek. İzahı olmayanın mizahı olur. Sefer Selvi karikatürü. Ruhsar Hanım, 100 liralık dezenfektanı bakanlığa 175 liraya sattığınız doğru mu? E, kazıkladıysam kendimi kazıkladım. Ayol kime ne diyor? Evet. İzahı olmayanın mizahı olur. Öznür Kalender Foto e, karikatürü. Çarşaf e, 21 Nisan. Çarşaf dergisi. Kapak Züğürt A 2021 patates. Evet. Sefer Selvi karikatürü. Hala 128 milyar dolar nerede diye sormaya devam ediyorlar. Hayır hasenata harcadık desek diyor yanındaki propaganda bakanı. Evet. Gerçek gündem konuşulmasın diye suni gündemlerle gerçekten bir gündem oluşturuyorlar. O arada içki yasa konuldu kalktı falan mesele halloldu galiba herkes yoluna devam edebilir. A ağır meseleydi, büyük meseleydi. Yani nasıl içki satışı yasaklanabilir? 3 gündür sosyal ağlar bunu konuşuyordu. Galiba yasak kalkmış. İyi tamam. Herkes işine bakabilir. Konu halloldu. Dağılabiliriz. Öznur Kalender karikatürü. Emekli ikramiyelerine büyük zam. Al şu 100 lirayı. Sakın bir daha 128 milyar dolar nerede falan deme. Hamdolsun diyor vatandaş da. Evet. Son karikatürümüz Sefer Selvi'den biliyorsunuz Süleyman Soylu'yla fotoğraf çektiren çektirene ve Süleyman Soylu'nun suç galerisi adeta o fotoğraflar. Bakan Bey'le görüşüp bir fotoğraf çektirecektim diyor vatandaş. Hadi lan sen kaç paralık adamsın da Bakan Bey'le fotoğraf çektiriyorsun. Evet yani Bakan Bakan Bey para babalarıyla, para götürenle, cukkalayanlarla falan fotoğraf çektiriyor yani. Durum bu. O arada mafya şeye de girdi efendim. Ee, bu güncel tartışmalara da girdi. Onunla ilgili Üzeyir Çakmaktaş bir tweet atmış. Üzeyir Çakmaktaş kim? Üzeyir Çakmaktaş şu. Alaaddin Çakıcı'nın adamlarından biri. Ve hatırlarsınız Türkiye onu şu attığı fotoğrafla tanımıştı. Fotoğrafın üstüne Türk Devleti ilelebet var olsun diye her zorluk ve meşakkati göğüsleyen zindan dahil bu uğurda en ağır bedelleri ödeyen kahramanlarımız deyip Çakıcı, Mehmet Ağar, Engin Alan, Korkut Eken, Yalıkalvak, Marina ki orayı da a bu ekibin ağır ekibinin işlettiği söyleniyor. Mübariz Mansimov, Mansimov'dan apardıkları bir Marina bu. Bu fotoğrafı yayınlayarak gündeme gelmişti. Üzeyir Çakmaktaş. Bunun tarihi de 16 Ekim 2020 idi. Şimdi aynı Üzeyir Çakmaktaş e, bu sefer özellikle herhalde Ermeni soykırımı falan meselesiyle ilgili tartışmalar şey olunca e, gündeme gelince mafya her konuda ahkam kesiyor. Haddinizi bilin ezeli ve ebedi düşmanlarımızla birlik olup onların dilini kullanıp bizi sırtımızdan hançerleme hamlelerinizi mazur göremeyiz. İhanetin, düşmanla iş tutmanın mazereti olmaz. Tehditse tehdit. Olaya bak ya. Gerektiğinde zehirli dillerinizi kesmeyi de sizi itlaf etmeyi de biliriz. Evet. Bu işte Amerika yalanına sarılanlar, HDP bilmem neyine sarılanlar vesaire. Çok tuhaf bir yere gidiyor ülke. Bir yanda yönetilemeyen bir ülke var. İşte aşı tartışmaları, kaos, tam kapanma, 17 gün bayram dahil ne yapacağız, ne yiyip ne içeceğiz, destek yok. Bir anda da böyle asıp kesen, tehditse tehdit diyor adam. Gerektiğinde zehirli dillerinizi kesmeyi, sizi itlaf etmeyi de biliriz. Bir işlem var mı? En ufak bir şeyde iki genç işte efendim TikTok'ta pasaport hicveden bir şey foto, görüntü yayınladılar diye aldınız derdest ettiniz. Kelepçelediniz yurt dışına çıkma yasağıyla bıraktınız. Bu adam hakkında bir şey var mı? Bu ve bunun gibi tehdit edenler hakkında. Eğer Garo Paylan'a o tehdit tweetini atan Profesör Ümit Özdağ, bir AKP'liye benzer bir tweet'i atan Profesör Ümit Özdağ olsaydı veya bir CHP'li veya bir HDP'li olsaydı anında fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmiş ve anında vekilliği düşürülüp derdest edilip götürülmüştü. Vekilliği düşürülme derken Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu hatırlayalım. Sincan cezaevinde bu fotoğraflar yeni cezaevi fotoğrafları oğlu paylaştı. Evet. Şimdi hakkında yeni yeni soruşturmalar, yeni yeni ee, dosyalar hazırlanıyor yani bir haber paylaştığı için içeri attılar sonra da bir daha çıkamasın diye sırada bir sürü soruşturma bir sürü dosyada geliyor bunlar yeni fotoğraflar dün paylaştı 29 Nisan'da oğlu Salih Gergerlioğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun sincan fotoğrafları evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ömer Faruk Gergerlioğlu'na yaklaşan bir iki milletvekili vardı ama Ömer Faruk Gergerlioğlu gibi 50 kişi olsaydı 50 50 insan 50 vekil 50 milletin vekili bugün bu noktada olmazdık ve onları da böyle içeri tıkmaya cesaret edemezlerdi. Hala işte bir muhalefet veya muhalefetimsiler siyaset yapmaya devam ediyorlar. Evet. Gazete kapaklarına bakacaktım vazgeçtim. Gerçekten bir şey yok. Gerçekten yönetilemeyen bir ülkenin gazete kapakları nasıl olacak ki yani o mevkuteler. Bir manşeti daha böylelikle noktalıyoruz. Haftayı kapatıyoruz. Hafta sonu Erhan Başçurt'la perde arkası, Profesör Doktor İbrahim Öztürk'le gerçek ekonomi programları olacak. Biz pazartesi günü tekrar karşınızda olmak umuduyla hoşça kalın diyoruz efendim.